Evet arkadaşlar 10. sınıf matematik dersinizin fonksiyonlarla alakalı olan 5. soru çözüm videomuzun çözüm çözümünde sizlerle beraberiz. Bu videomuzda arkadaşlar fonksiyon türleri, fonksiyon türlerinin önemi ve bu fonksiyon türleriyle alakalı nasıl sorular oluşturulabileceğini göreceğiz. Hemen başlayalım değerli arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi A'dan B'ye tanımlanan bir F fonksiyonu için böyle bir gösterim yapılmış. Hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar birebir fonksiyon ufak tefek buradaki hatırlatmalarımızı yaparak başlayalım. Birebir fonksiyon tanım kümesindeki elemanların farklı elemanları değer kümesindeki farklı bakın her biri burada boş eleman kalmayacak şekilde farklı farklı elemanlara götürülmüş. Bu fonksiyonun birebir olduğu açık. Birebirliğin daha farklı türleri de var. Onlardan da yapacağız. Onun yanında bakın f1 a demiş. Zaten aşikar. f2 b görüyoruz. f3 d c d e maddelerine de rahatlıkla doğru diyebiliriz. Bakın burada örtendir demiş örtenlik değerli arkadaşlar dikkat edecek olursak a'dan b'ye tanımlanan bir fonksiyon a'dan b'ye tanımlanan bir fonksiyonda görüntü kümesi değer kümesinin ta kendisi olursa örten oluyordu görüntü kümesi değer kümesinin ta kendisi olursa örten oluyordu. Dikkat edecek olursak önemli olduğu için detaya giriyorum. Görüntü kümeniz ABC değer kümeniz ABCD. Bu küme bu kümeye eşit olmadığı için doğal olarak örtenlik bozulmuş oluyor. Değerli arkadaşlar bu sorumuzda e, f fonksiyonunu örten denemez örtenlikle alakalı daha farklı tekniklerimiz de var. İlgili sorularda hiç merak etmeyin bunlardan da bahsedeceğiz. Evet. İki numaralı sorumuzda değerli arkadaşlar. Yine gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlanmış üç tane fonksiyonum var. Hangisi yanlıştır diyor. Hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar dikkat edelim. Bakın f fonksiyonu verilen her verilen her x gerçel sayısını 1 2x 1 gerçel sayısıyla eşliyor. Farklı x'leri farklı değerlerle eşlediği için bu fonksiyon birebirdir. Şöyle yapalım isterseniz. f fonksiyonu birebirdir. h fonksiyonu da birebirdir arkadaşlar. Evet. G fonksiyonu hatırlayın reel sayılar üzerinde tanımlı fonksiyonlarda çift bir üst gördüğümüz zaman x kare gibi çift bir fonksiyon gördüğümüz zaman burada birebirliğin bozulacağını söylemiştik arkadaşlar. Bunu not edebiliriz. Örtenlik üzerinden bakacak olursak Görüntü kümesinin değer kümesine eşit olma anlamında f fonksiyonunun örten olduğunu, g fonksiyonunun da örten olduğunu rahatlıkla söyleriz. Ama gene ikinci dereceden bir fonksiyon olduğu için g fonksiyonunun örten olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Arkadaşlar f ve h birebirdir doğru. g birebirdir doğru. Değildir. Bakın şu doğru. F örtendir. Ör, doğru. H örtendir. Bunlar çok net. G fonksiyonu örten değildir diyor. Doğru. Arkadaşlar burada basit bir e, test de vermek istiyorum. Hani ben şu anda klasik bir yoldan çözdüm. Klasik çözüm. Daha önceki videolarda bahsettiğimiz gibi fonksiyonun küme üzerinde alacağı değerler üzerinden yorumlar yaptım. Bakın burada bir grafik testimiz de var. Arkadaşlar bu adam doğrusal fonksiyondur. Tam anlamıyla grafik ölçmeyebilir ama şöyle bir grafik f fonksiyonu. H fonksiyonu da aynı şekilde doğrusal bir grafiktir. Örtenlik için örtenlik için arkadaşlar fonksiyona yatay doğrular çekersiniz. Sizin yatay doğrularınız fonksiyonunuzun grafiğini daima keserse örtendir. Aynı şekilde H'ın da örtenliğini bu şekilde hızlı bir şekilde yorumlayabiliriz. Arkadaşlar G fonksiyonu hatırlarsanız özellikle notlar vermiş bir ikinci dereceden bir denklem. Bakın bunun grafiğinin şöyle bir grafik olduğunu söylemiştik derslerimizde. Siz şimdi buna, siz şimdi buna yatay doğrular çekin bakalım. Bakın yatay doğrularınız buraya kadar daima kesiyor ama eksi 4'ün aşağısına indiğiniz anda sizin yatay doğrularınız fonksiyon grafiğine temas etmiyor. Bu şekilde temas kesildiği anda arkadaşlar örtenlik bozulur. Sizin o yatay doğrularınız, sizin o yatay doğrularınız fonksiyonunuzun grafiğini daima ama daima kesmelidir. Bu da bahsettiğim ikinci yöntemdir. Hafızanızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi güzel bir soru. Birebir bire bir fonksiyon yazılabilme. permutasyon kombinasyon günlerimiz de vardı arkadaşlar hatırlarsanız onları da anlatmıştık. Şimdi... A'dan B'ye tanımlı kaç farklı birebir fonksiyonum var? Bakın. 3 tane adamdan bir tanesini seçebiliyorum. Birebir dediği için kalıyor görüntü kümemde 2 adam. Kalan 2 adamdan herhangi birini seçebiliyorum. 2 türlü. En nihayetinde 1 tane adam kalıyor. Aslında bunlar 3'ün birliği. 2'nin birliği birim birli kombinasyonları ama net bir şekilde zaten karşıma geliyor. Bu şekilde birebir dediği için eleman sayısını bir, bir azaltarak yazılabilecek fonksiyonlar sayısını arkadaşlar rahatlıkla bulabiliyoruz. Bakın güzel bir soru tipi. F A'dan R'ye, G A'dan R'ye, F X, G X şeklinde verilmiş. Buna göre eşit fonksiyonlar varken a kaçtır diyor. Arkadaşlar eşit fonksiyonlar buradaki sayı değerlerinin mesela f'e 0 yazalım. f'e 0 yazalım. Bir görelim ne yapacağımızı bir. Şimdi de 2 yazalım. f'e 2 yazalım. 4, 1, 5. Şimdi arkadaşlar g'ye 0 yazalım. g'ye 0 yazalım. Dikkat edin. g 0 a G'ye 2 yazalım. G'ye 2 yazalım. 4 artı A. Dostlar eşit fonksiyonlar tanım kümesindeki her bir değerin her bir değerin görüntülerinin birbirlerine eşitliği üzerinden çalışır. İster bir eşittir A'yı kullanın. ister 5 eşittir A artı 4'ü kullanın. Bir şey değişmeyecektir. Fonksiyonlara göre A değerimiz birdir. Yani görüntüleri birbirine eşit olan fonksiyonlar eşittir. Ben de tek tek görüntüleri buldum. O görüntülere uygun değerleri birbirlerine eşitledim arkadaşlar. Evet şimdi bahsettiğimiz fonksiyon türleri. Fonksiyon türlerinde birim fonksiyon. Değerli arkadaşlar birim fonksiyonları ileriki yıllarda da üniversite maceramızda da çok göreceğiz. O yüzden şöyle bir anlatım yapabiliriz. Birim fonksiyonda değerli dostlar ne girerse o çıkar. <laughs> Bakın şimdi. fx birim fonksiyonunda x girmiş. Komple bu adamın üşenmeden yazayım. Komple bu adamın işte burada ne girmişse o çıkmalı. Birim fonksiyon tanımına göre. İdantik dönüşüm budur. <laughs> şimdi sahneye Eşit fonksiyonlar çıkıyor sol tarafta Sol tarafta x'in kat sayısı 2 Ve a Sağ tarafta x'in katsayısı sayısı 1 Bir anlamda davulla dengi dengine çalıyor Burada sabit terim B-4 Arkadaşlar Buranın sabit terimi ise yok matematiğin yoku 0 B'yi 4 A'yı eksi 1 buluyorum bu çok önemli. Fonksiyon eşitleme yapıyorum. Fonksiyon eşitlerken davullar dengi dengine. X'in katsayısı X'in katsayısı, sabitler de sabitler olacaktır. Üstatlar A'yı eksi -1, B'yi 4 buluyorum. Buradan da golümü atıyorum. Çok güzel. Net bir çözümleme ile cevabı bulduk arkadaşlar. Birin fonksiyon, fonksiyon eşitliği gibi kavramlar bakın çok önümüze çıkıyor. Sabit fonksiyon çok net sabit fonksiyon özellikle yazıyorum bu şekilde. Değerli arkadaşlar sabit fonksiyonumuz sabit fonksiyonumuz x'li yani değişkenli bir terim bulunduramaz. Sen burada x'i bulundurmayacaksan ya burayı sıfır yapacaksın ya burayı sıfır yapacaksın. Hatırlayın derslerde çok söylemiştim. x'e gücün yetmez abi. x'e 8'in de benim de gücüm yetmez. O zaman x'in kat sayısını sıfırlayarak bir sorumuzu daha çözmüş oluyoruz dostlar. Evet. 7 numarada doğrusal fonksiyon görüyoruz. Arkadaşlar bir önceki bir önceki videomuzda doğrusal fonksiyonla alakalı uzun yoldan bir teknik kullanmıştık. Gelin burada doğrusal fonksiyonu artık öğrendiğimizi varsayıp daha pratik bir çözüm yapalım. Nasıl olsun? Şimdi değerli arkadaşlar hatta ikisini de yapabiliriz isterseniz. Önce birinci yol diyelim. Birinci yol ikisi de olsun. Hani dedik ya öğrenme aşamasında üşenmeyelim. Hadi gelin önce bir doğrusal fonksiyon tanımlayalım. Ax artı b. X yerine 3 yazalım. X yerine 4 yazalım. Bakın. Gerekli değerleri yerine yazıyorum. Arkadaşlar üstteki denklemi eksileyelim. Taraf tarafa toplayalım. Görüyorsunuz. Taraf tarafa topluyorum. A eşittir. 2 çıkıyor. A2 çıkarsa Şuradaki orijinal denkleme geri dönüyorum. Acelemiz yok. A değerim 2 ise 6 artı B'den 5 ise B'de eksi 1 çıkıyor. Bu şekilde fonksiyonumun kuralını bulmuş oluyorum. Fonksiyon makinemin nasıl çalıştığını bulmuş oluyorum. Nihayetinde değişken yerine 5 yazmak. 2 çarpı 5 Eksi 1. Bakın. Şimdi türüyorum. Şimdi pratiklik hemen üzerine gidilmesi gereken bir şey değil. Altyapımızın sağlam olduğunu varsayıp böyle bir klasik yoldan gittik. Bu yöntem size daima cevabı verir. Biraz uzundur. Olsun. 10. sınıfız. Altyapımız sağlam olsun. Ama tabii ikinci yol da var arkadaşlar. İkinci yol daha güzel. Daha mantıklı. Daha bir Pratik. Şimdi şöyle yazıyorum. X ve fx değerlerime uygun yazıyorum. Bakın işte böyle. Bakın değer dostlar buradaki bir birimlik artış. Buradaki bir birimlik artış burada iki birimlik artışa tekabül ediyor. Denk geliyor öyle diyelim. Burada bir bir birim daha artmış. Her bir birimde 2 artıyor. E burada bir birim arttığına göre bura bir daha 2 artacak. 7'de 2 eklersek bakın çok net çok kolay bir çözüm yapıyoruz. Mesela bu fonksiyonun kuralını bir yazalım. Daha farklı mesela burası ne olsun? 8 olsun. Adam bize f 8 de sorabilir. Bu soru için diyorum. Bakın bir birimlik artış iki birimlik artışa karşılık geliyorsa 4 birimlik artış 8 birimlik artışa karşılık gelir. Oran orantı kullanıyorum. 7'ye 8 ekliyorum. Hani bu formatta birebir karşılaştığınız zaman rahatlıkla da bunu da çözüm olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Artış azalış miktarları üzerinden dediğim gibi arta da bir azal da bir fark etmez. Bunu oran orantı şeklinde dönüştürerek çok rahat bir şekilde sorumuzu çözebilirsiniz dostlar. Bakın f fonksiyonu doğrusal fonksiyon f fonksiyonu doğrusal fonksiyon g sabit fonksiyon g sabit fonksiyon diyor. Değerli arkadaşlar doğrusal fonksiyon az önce az önce pratik yol dedim ama sonra bakın bu tarz formatlarda olduğu için bilerek birinci yolu uzun uzun yaptım. Değerli arkadaşlar doğrusal fonksiyonumuz şimdi a b karışmasın bu şekildedir. Yani birinci derecededir. Doğrusal fonksiyonlar x'in birinci derecesi bulunan terimlere sahiptir. Hemen buradan geliyorum. O zaman senin şöyle bir doğrusal fonksiyonu olacaksa x kareli terim olmayacak. x'e gücümüz yetmez. Demek ki a neymiş? 1'miş. Hiç üşenmeden a yerine 1'i yazın. Tabii ki F'de yazıyorsanız ayıp olmasın. G'de de yazın. A yerine 1 yazın. Ne yapar? İşte böyle bir durum ortaya çıkar arkadaşlar. Bakın bu adam doğrusal fonksiyon oluştu çok güzel. Bu adamda ne oldu? Sabit fonksiyon. Hatırlayın sabit fonksiyonların bütün değerleri sabit fonksiyonların bütün değerleri x'in alabileceği bütün değerler aynı değere karşılık gelir. Yani siz ister x8 için g8 13 bulun ister gx'in değişken olan 4 eksi b değerini de yerine yazmış olup 13'ü bulun. Buradan b değerimiz eksi 9 çıkacaktır. Hemen bunu benim doğrusal fonksiyonum olan bunda yerine yazalım. B yerine eksi 9 yazalım. Bakın birbirine bağlantılı olan değerleri zaman kaybetmeden yerine yazıyorum. Şimdi de eksi 1 çalıştıralım. Gelin gelin bakın x yerine eksi 1 yazarsam eksi eksi artı yapıyor. Onu belirteyim şöyle. 9'dan 2 çıkartırsak çok güzel bir soru. Gelecek vadeden öğrencilik yıllarınızda rahatlıkla karşınıza çıkacak bir soru tipini de bu şekilde çözmüş olalım. Arkadaşlar buradaki önemli olan noktayı tekrar ediyorum. Buradaki önemli olan noktayı tekrar ediyorum. Doğrusal fonksiyonlar doğrusal fonksiyonlar x küplü x kareli ve tabii ki daha üst dereceli terimler içeremez. Doğrusal fonksiyon x'in birinci dereceden üssünü kabul eden işte ne yazabilirsiniz? 2x artı 3 Eksi 4x artı 5. Sadece x'i terim içermesi bile yeterli. Mesela 3x. fx eşittir 3x. Bir doğrusal fonksiyondur. Sabit fonksiyon ise sabit fonksiyon ise şurada araya kaynamasını istemiyorum. Sabit fonksiyonumuz ise değerli arkadaşlar siz istediğiniz x değerini verin. Onun gidip gideceği yer bir tane. İşte bakın Gx5. G1 de 5'tir. Arkadaşlar G1000 de 5'tir. Sabit fonksiyonlar sabit fonksiyonlar hiçbir x'li terim içermezler. Sabit fonksiyonda asla x göremezsiniz. Sadece C diye adlandırdığımız o da İngilizceden çalmış getirmişiz. Şöyle bir sabit demek sabit sayılar görürüz. Birim fonksiyonda sadece x var. Üssü yok. Sabit fonksiyonda hiçbir x'li terim yoktur. Sadece orada sabit sayılar görürsünüz değerli arkadaşlar. Evet dostlar. Bu videomuzla fonksiyonlarla alakalı olan soru çözüm videolarımızın beşincisini bitirmiş bulunuyoruz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese iyi dersler iyi tekrarlar diliyorum dostlar